Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yemek videosuyla, dükkan batırma videosuyla, sınırsız pizza videosuyla karşınızdayız. Yine bir yerleri batırıyoruz. Aynen öyle. Her zamanki gibi yanımda tabii ki Tuna Tavus var. Tuna abi hoş geldin demeyeceğim artık. Sen hoş geldin, bura mangaya gelmişsin. Artık kanal senin biliyorsun. Artık kanal benim. Kanalını Tuna Tavus yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi gideceğimiz mekan, bak yiyecek, içecek, tatlı, her şey bedava. Ben bedava dedim, nasıl sınırsız? Ha sınırsız. Bize bedava gibi. Ya zaten Reels'larda çok atmışsınız, sürekli etiketlemişsiniz. Siz istediğiniz şekilde burayı batırmaya geldik. O zaman fazla uzatmadan biz mekanı geçelim. Haydi. Batıralım. Haydi. Sonra da çıkarız zaten. Hadi görüşürüz. Merhaba abi. Sefalar getirdiniz dükkanımıza. Merhabalar. Abi, merhabalar. Abi. Biz şey soracaktık. Burada sanırım sınırsız diye bir şey varmış. Her şey sınırsız abi. Her şey. Her şey sınırsız. İçecek sınırsız. Tatlı sınırsız. Pizza sınırsız. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Yani mesela ben şey yapabiliyor muyum? Bir anda iki pizzayı alıp tost gibi yiyebiliyor muyum? Tabii ki. İstersen dürüm de yaparsın. Peki. Gerçi abi şimdi sınırsız çok ucu açık bir tabir. Gerçekten sınırsız mı? Gerçekten sınırsız da sizi gördükten sonra... Şurada bir yazı gördüm abi. Her defasında 4 dilim pizza mı alabiliyoruz? Aynen öyle abi. Sizin için onu geçerli yapmıyor. Yorulursun. Tamam. Biz şey yapalım abi bence. Sedanter bireylere nasıl uygulanıyorsa bize de o kuralla uygulansın. Tamamdır o zaman. Ben o zaman dışına çıkmıyoruz. Aynen öyle. Bir şey kalırsa... Yok. Belki bir dilim pizza kaldı, cezası var. Tamam. Ne yapı cezası? Ne cezası var. Tatlının 50 lira, pizzanın da 30 lira cezası. Dilim başı mı? Aynen öyle. Ha. Millet şey olmasın diye, pizzayı doldurup yiyemezse ziyan olmasın diye. Tabi. İsrafı önlemek için. Ha, tabii, tamam. Tabii. Arkadaşlar tam bizlik bir mekan, biz de israfı sevmeyiz zaten. Hiç sevmeyiz. Aynen öyle. Bir videoda bile israf etmedik. O zaman biz kendimiz mi gidip alıyoruz abi? Aynen abicim, sen servis. Aha. Tamam. Şeyi kendiniz alıyorsunuz. Tamamdır. Hadi alalım bir şeyler ya. O zaman biz geçelim ben. Arkadaşlar. Bunlar var ya oğlum. Bunları getirdim. Arkadaşlar şimdi burada her şey sınırsız diye biz içecekleri biraz fazla aldık. Evet evet. Ya, anca yeter. Bu saksı bu arada. Evet bu arada arkadaşlar bunu saksı olarak kullanıyorlarmış. Bardağın bize yetmeyeceğini biliyorum. Tuna abi bir yudumda içiyor onları. Ben de bir yudumda içiyorum. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Neyse başlayalım. Çok konuştum lan, yiyelim. Yalnız güzel, bayağı iyi. Çok güzel. Ama acıymış ya. He. Abi ben doydum ya. Bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu kadardı. Kanka bu mu bu? Ne oldu lan? Sen bunu ne ara işte? Lan buradaydı bu. Goril tutatı bu.
Lan buradaydı, bir yudum aldın. Bir yudum işte. Üç yudum alsam bu bitiyor. Gerçi arkadaşlar idmandan önce kahveyi burnunda içiyor. Böyle bir şey de içiyor. Bir şey diyeyim mi? İçtiğim kahve bundan büyük bu arada. Evet. Oğlum idmanı 6 saat, idmandan önce hazırlığı 6 saat. Benim idman günü kilit oluyor arkadaşlar. Bir insan idmana 6 saat hazırlanabilir mi ya? Oo. Teşekkürler. Artık kendi paramızla çok yemek almayı bıraktık, sınırsız işletmelere musallat olduk da. Hayır, ben şahsen sınırsız bir işletmem olsa, her videoda söylediğim gibi kapının önüne Tuna Tavuk'su golü falan giremezlerim yani. Oğlum nasıl kâr ediyorlar lan? Mesela bizim yediğimizden nasıl kâr ediyorlar? Bize edemezler oğlum. Bize edemezler. Hayvan başındaki goriller gibi. Kral bugün desibeli düşürmüşsün. Atlayacağım, atlayacağım. Daha iki yudum aldım oğlum, iki lokma. İki yudum mu bu kral? İki litre içti. Allah. Sen de bak, düşük daha desibel. O vücudun midenin asidine göre artıyor. Ben bu lokmanı alabilir miyim? Bu kaçıncı oldu lan? Ben 12 tane yedim, sen de işte onu bitirince 12 tane bitmiş olacağım. Şey çok iyi mesela, pizzalar kasa açılımı gibi. Rastgele geliyor. Evet evet. Ben şimdi sadece kroma kasası istedim. Peynirli. Oo. Ama yumurtalı mı bu? O 4 peynirli. Ha 4 peynirli. Ben de alabilir miyim? Ama kibarsın, alabilir miyim diyorsun bak. Tabii ki. Arkadaşlar bir kelimeyi hangi ses tonunda değil, hangi kelimeyle söylediğiniz önemli. Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Mesela beni seviyorum. Yüksek desibel. Bir bak, pizzayı kim buldu ya? Her videoda felsefik bir düşünce ortaya koyuyor. Şimdi ben bunu sordum, sen de kalorisini soracağım birazdan. Tam onu soracaktım lan. Bir pizzanın dilimi 250 kalori vardır. Var mıdır? Aynen var. Yok ya, daha fazla. Bir baksana. Bir dilim pizza kaç kalori? 266. 266. Bir tanesi. Bunlar biraz okkalı olduğunu düşünürsek. Bu arada arkadaşlar bu pizza dilimine göre büyük yani. O yüzden bunlar 350 vardır. Ha, bu büyük. Aynen. Yani 300'de 100 dilim yesek. 30.000. 30.000. He. Benim içeceğim de bitti. Oğlum sen var ya, bu kadar çok içecek içmesen yediğinin iki katını yersin ha. Ben keyif adamıyım. Evet. Doktor bol bol sıvı tüketin dedi. Ha. O yüzden. Ben doktor onu dediğinden beri günde bir damacana su içiyorum. Arkadaşlar bu arada ben geçen bir kutu protein tozuna kafa attım. Aslında böyle bir şey yapılmaması gerekiyormuş. Böbreklere zararlıymış. Ama ben bunu bilmediğim için bana bir şey olmadı. Biraz ya, şimdi 25 ölçük protein tozu içtiği için. Ama işte ben bilmiyordum ya. Ha. Böbrekler zararlı olduğunu bilmiyordum. Ha, bilmiyordu. Bilsen zaten bir şey olurdu kesin. Benim çocuğum geldi yine. O yüzden zaten bir şey olmadı. Sen o yüzden zaten hastaneye gitmiyorum ben. Bilmezsen bir şey olmuyor. Ben bir dört damla olabilir miyim? Nasıl? Kaç oldu lan? Bu kaçıncı benim oldu lan? Bilmiyorum da o mısırlı mı lan? Mısırlı. Bunun çıkışı nasıldır? Göreceksin. Nasıl çekmeyeceğim yani? Sıfonu. Ya of! Arkadaşlar bir evde hiçbir zaman bir tane tuvalet olmamalı. Hiçbir evde iki tane tuvalet olması lazım. Evet, bu benim için daha geçerli çünkü bazen çekmiyorsun sifonu. Sen de çekmiyorsun. Ben şaka yapıyorum oğlum.
sonra tatlıya geçelim. Biraz tatlıdan vuralım. Tabii tabii. Zaten 30-20 geçtik bu arada. 32 falan herhalde. Bu bittiğinde 32 olacak. Ben saymadım. Sen işte bunu bitirdiğinde 28 bitiyor. Ben bunu bitirdiğimde 32 bitiyor. Oğlum kaç pizza yedin lan? 32 çok lan. Yani 6 tane orta boya falan denk geliyor. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle siz Tuna abinin elindeki pizzaları küçük sanacaksınız ama pizzalar aslında kocaman. Tuna abinin elinde küçük gözüküyor. Ya baksana bak senin kafanla yana getirelim gel. Kafan kadarlı. Oh. Benim de şu bile normal bardak gibi duruyor. Kayıtlardan bakıyorum bazen. Senin yanında büyük duran bir şey görmedim şu ana kadar. Bir şey var. Sana olan işlerim. Ya. Kenarları yiyor musun? Diyettesin galiba. Kenarları yemiyorum ya. Diyette olduğum için biraz. Bozmuyorsun işte. Dikkat ediyorsun baya. Clean besleniyorum. Ben de o. Bak ben de şu an diyet yaptım. Arkadaşlar ben geçen eve Danone aldım. 10 paket. Bak söyleyecek bulamadım şey. Değil mi onları? Sabah Danone aldım. Akşam yerim diye. Bilin bakalım ne olmuş. Yok. Dolapta girdim yok. 10 paket almış 60 tane. 6'da oluyor onlar. Evet. 60 tane yedim gece. Ben yoktum yanında ama yerken bitmeli şöyle yedin değil mi? Açtın bir kaşık aldın bitti. Diğerini açtın bir kaşık aldın. Cidden öyleydi bu arada. Cidden öyleydi. Gramajına bile baktım kaç gram bu diye merak ettim. Çünkü bayağı yedim ya. 45 grammış bir tanesi. 2,5 kilo Danone yemiş oldum gece. Arkadaşlar biz artık... Tatlıya geçelim. Aynen öyle. Arkadaşlar tatlılarımız geldi. Burada sütlacımız var. Oo. Çikolatalı bir tatlımız var. hiç şey yapmadım lan. Biz gurme kalmayız oğlum. Güzelmiş bak bunu seversin. Zaten bir şey de sevmesek şaşıracak izleyici. Harbi lan bizim sevmediğimiz bir şey çıktı mı lan şu ana kadar? Çıkmadı. Hangisi o? Şu. Aha. Bu çok güzelmiş. Şu neymiş? Meyveli bir tatlı var arkadaşlar. Bayağı güzelmiş ya. Sen bunu da seversin bu arada. Öyle mi? Hangisini sevmiyorsun ki anasını satayım? Doğru. Arkadaşlar geçen bak yine bir tatlı macerası. Eve şey almışlar. Hazır sütlaç almışlar. Sütlaç mıydı? Kazandibi. Kazandibi. 3 paket kazandibi yedi şey dedi sonra. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bu kazandibi güzel değilmiş ya. Ama 3 paket yedi yani. Normal insanlar bir şeyin güzel olup olmadığından bir lokma da karar verir. Benim için bir lokma 3 paket. Bir şeyin tadına bakabilmek için ondan 1-2-3 porsiyon yemek lazım. Hı, tamam. Sütlaç mı? Hela. Bari eğimi başka yere tutuyor ya. Bari eğimi bana tutma oğlum ya. Video dışında yaptığı şakaların intikamını alıyorum. Ulan pilav arabasını abiye tutuyordum ayıp. Aa yoruma yazmıştı. Oğlum gülerken kalbime ağrı giriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sütlaç yerken aromalı geldi lan senin yüzünden. Bunun tadı nasıl oldu? Bayağı iyi. Bu arada ben tatlı rekorumu kırdığım gibi bir şey lan. Ben normal tatlı çok sevmiyorum. Doğru 116 videosunda ben full yemiştim. Ya yine fazla yemiştim normal bir insana göre ama. O videolar YouTube'un deep level sosisiyle donat. Arkadaşlar 100 sosisli 116 videosu bizim en karanlık videomuz ya. O videoda bizim haterımız olmadıysa o hiçbir videomuz da olmaz bu arada. Bize o videolardan sonra takipten çıkmadığı için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, hatta o videodan bir 150 bin kişi falan gelmiş biliyor musun? Ağırdın mı? Bizim o ayılığımızı beğenmişler yani. Biz dol adamlarız, kasmıyoruz. Aynen öyle. Gerçekten arkadaşlar Faruk da ben de kamera arkasında nasılsak videoda öyleyiz yani. Hani aynı şekilde. Evet. Yani tabii ki böyle kamera karşısında yaptığımız her şeyi yapmıyoruz ama. Ya bazı şeyleri abartıyoruz kamerada ama hani normal samimiyetimiz, davranışlarımız her şey kamera arkasındaki. Bazı şeyleri de kamera dışında abartıyoruz yani. Mesela osurma şakaları evet, gibi. Evet evet doğru. Yani... Onlar bazen can sıkıcı oluyor. Tuvalet şakaları. Mesela 100 donat videosunda gördüğünüz geğirmeler ve osurmalar tamamen azaltılmış. %70 falan. %10'unu koymuşumdur sadece. Bak, harbi yemin mi? Yemin ederim. Normalde videoları abim editliyor.
İkinci dakikadan saldı video. Dedi ki sen et diyorsun, ben etlemem. Bir de konuşurken kızacağımla o kadar çok yedik ki. Tatlı da mısınız siz de? Ben şundan bir tane de alabilirim. Çok güzelmiş. Onu beğendin sen bayağı. Onu beğendim. Arkadaşlar ben tatlı fazla sevmediğim için yemiyorum. Fazla sevmemiş halini. Teşekkürler. Yalnız şeyi fark ettim, alırken yine izin vermiyor. Arkadaşlar ben iptal oldum tabii ki, her zamanki gibi, her videoda olduğu gibi. Tuna abiyi biliyorsunuz, her zaman böyle yani, yiyor. Her videoda Tuna abiyi durduran benim. Yani iyi ki bu arada videoları tek çekmiyorsun artık, biliyor musun? Dayım. Çünkü eskiden tek çektiği zaman... En son tek çiğ köfte mi çektim, öyle bir şey çektim. Ölüyordum o gün. Hadi ne kadar yemiştin? 253 tane. Oha. 300 tane almıştım. İşte diyorum ya, tek çekince sen nerede duracağını bilmiyorsun. Şeyi biliyor musun? Keçiler, goatlar yani. Doyma hissi olmadığı için çoğu hayvanat bahçesindeki keçiler çok yediği için ölüyormuş. Harbi mi diyorsun? Çatlayıp, evet, gerçekten. Aynı özellik ineklerde ve koyunlarda da var. İşte goat. İşte goat. Greatest of all time. Videoyu kapatalım artık. Ah. Ne diyorsun? Kapatalım mı? Kapatalım ya. Tamam. Arkadaşlar bu videoda buraya kadarmış. Her zamanki bildiğiniz gibi ben kendimden geçtim. Tuna abi hala doymadı. Kapatınca bir daha yemeye devam edecek. Yeriz. Kayıt çok uzun süre oldu, o yüzden kapatalım yani. Kaç oldu? 2 saat oldu değil mi? Bir olmuştur. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıyeten videoyu beğenip yorum atarsanız daha çok sevinirim. Ya videoda gerçekten hani artık parayı da geçtik, canımızı ortaya koymaya başladık. Artık canımızı da ödüyoruz bedeli. Ve ayrıyeten ne videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz, bay bay.